Sayın Bakan, bugün görüşmelerimiz, sohbetimiz, biraz sohbet amaçlı olacak. Ticaret ve sanayi odası olarak hemen hemen tüm ilçelerimizi gezdik ve kapasite raporu olan iş adamlarımızı toplantımıza davet ettik. Onun haricindekileri diğerlerini birebir iş yerlerinde gezerek, belki Türkiye'de de bunu ilk defa yaptık çalışma olarak. Burada duygu ve düşüncelerini de inşallah sizlere birazdan aktaracağız. Tabii sözlerime başlamadan önce 22 Mayıs'ta açılışını yapmış olduğumuz havalimanı projesiyle ilgili başlamak istiyorum. Hakikaten bu proje hiçbir yatırım bir meyveyi dikerse meyve anında meyve vermez. Biraz beklemek bir süreç gerektirir. Şu anda havalimanının açılmasıyla birlikte bu meyveyi de beklemeyecek. Çok kısa zaman içerisinde inşallah her iki ile de çok büyük ekonomik katkısı olacak. Sosyal kültürel anlamda da çok büyük bir katkısı olacak. Bununla alakalı bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii burada çalışma yaparken Sayın Bakanımızın doğrultusunda çalışma yapıyordum. Sayın Bakanım kamuoyu oluşturun diyor. Sağ olsunlar iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi partilerimiz ve basın mensupları bunu devamlı böyle havalara kaldırıyor. Hakikaten bugün süreç buraya kadar geldi. Sayın Bakanım dedi ki, Hasan Bey dedi, bu böyle olmuyor. Bir dosya hazırlayacaksınız, bana dosya getireceksiniz. Bu dosyayı da beraber dedi, inşallah bu havalimanı açılacak, çalışmasına başlatacağız dedi. Ya biz de ben daha meclis başkanıyım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bunu da başkan, Sayın Bakanım ilk defa burada açıklıyorum. Bu dosya aslında doğru dosya değildi. Bu dosyayı biz yaptık. Biraz doldurduk. Sağ olsun siz de hakikaten faydalı da bir şey oldu. Ordu, Samsun, Trabzon iniş ve binişlerini aldık. Böldük. Bölü 3 yaptık. Sayın Bakanımıza istemiş olduğu raporları takdim ettik. Yoksa bizim ulaşma şansımız o kadar da yok. Ve kısa bir zaman içerisinde böyle bir raporda takdim edemezdik. Bu arada yine 25 Nisan'da Erbetçilerin açılışını yaptınız. Temel açılışını yani Sayın Bakanım. Temel açılışını yaptık. İnşallah 2018 yılında da tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu hakikaten bizler için çok önemli. Tabii bunlar da yapılırken de Dereli Şebekeresel Yol Standartı'nın da bu aşamaya kadar yetişmesi lazım, birleşmesi lazım. İkisi hepsi birlikte bir şey olur yani. Yine lisanslı depoculukla alakalı ticaret borsamız adına da ben yine bir teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda devletimizin üreticilerimize vermiş olduğu kira destekleri var. %50. Bu konuda da teşekkür ediyorum. Hatta ticaret borsamızın bundan önceki ve mevcutta bulunan yönetimine de meclisine de çok teşekkür ediyorum. Bir açılışa, bir ilke imza attılar. Bu lisanslı depoculuğun ben ülke geneline yayılması konusunda bir şeyim var. Bu lisanslı depoculuğun ve hatta OSB statüsüne alması, teşvik kapsamında biliyorsunuz Sayın Bakan OSB şeyin alınsa teşvikten bir üst kademeden istifade ediyor. Onun konuda OSB'nin de buna alınmasını arz ediyorum. Tabii yine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve peşinde hem teşekkür ediyoruz hem talebimizi bulunuyoruz. Sıkmıyorsun değil mi Sayın Bakan? İkinci organize sanayi bölgemizle ilgili yine teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir İstihdam sağlayacak ikinci organize sanayi bölgemiz. Yatırımcı tahsis aşamasına kadar geldi. Fakat bizim yine de Esbiye Trabolo Göreli arasına da üçüncü organize sanayi bölgemizin yapılmasını arz ediyoruz. Çünkü istihdam bizim için çok önemli. Biz çok büyük bir sanayi istemiyoruz Sayın Bakanım. Yani orta ölçekli olsa bize yetiyor. Çünkü ağır sanayi bize ağır geliyor. Orta ölçekli daha kalıcı ve daha şey oluyor bizim için. Yine Güney Çevre Yolu'na göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Yine burada Nimeler Odası Başkanı ve yönetimiyle birlikte güzel çalışmalarımız oldu. Sizler de parti olarak bakanlığı olarak dikkate aldınız. Bugün hakikaten güzergah tespiti tamamlanmış oldu sayenizde. Proje ihalesinin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz.
Bu arada da şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Esliye ve diğer ilçelerdeki iş adamlarımız da şunu söylüyorlar. Bu projeler daha da uzatılarak yani bu Esliye'ye kadar uzanıyordu. Esliye'den de Enes'ine kadar güney çevreye uzaması diye bir beklentileri var Sayın Bakanım. Adam adam giderim ya. Şunları yok onlar söyledi. Ben söyleyeyim Sayın Bakanım. Ben böyle şey. Mutlaka. Ne demek? Şimdi sebeplerini dile getirmemiş olsam gönül koyarlar. Çünkü hep not aldım söyleyeceğim dedim. Bu sizinle alakalı olarak üretimde tüketiciye kadar böyle kayıt dışını önlemek anlamında çaydaki KDV'nin %8'den %1'e inmesi konusunda çay işletmecili firmalarında bir talebi var. Ama satılırken yine %8'den yapması konusunda şeyde olduğu gibi yani pirinçte olduğu gibi yaptınız ya Sayın Bakanım. Onun gibi çünkü burada kayıt dışı da önlenmiş olur. Bu şekilde bir talepleri var yani çay işletmeci sahiplerimizin. Sayın Başbakanımız da Giresun'a geldiğinizde yine konuyu siz Başbakanımıza bahsetmiştiniz. Bu demiryolu güzergahı ve Trebolu yolu güzergahı Sayın Valimiz de bahsetmişti. Bununla alakalı bizler yine sizler de konunun üzerinde hassasiyetle durduğunuzu biliyorum. Erzincan Trebolu ve Trabzon demiryolu ağıyla alakalı. Fakat biz buna bir ek bir şey ilave ederek, Samsun'u da ilave ederek oradan Trabzon'a geçiş yapılması konusunda bir talebimiz var, arzımız var burada. Yine buna bağlı olarak da Trebolu Göreli arasına da limanın şeyinde demir yolunda çalışabilmesi için bir deniz limanına ihtiyacımız bulunmakta. Mevcut olan limanımızı da Giresun Merkez'e sosyal statü olarak kazandırırsanız çok sevinirim Sayın Bakanım. Sosyal alanları kazandırmak üzere, doldurmak üzere diyorum yani bunu mevcut alanı, kritik alanı da taşıyalım. Bu bizim üyelerimizin tarafı. Yine yine ama şunu yaparken Trabzon Göreli arasındaki liman yapılma şartıyla beraber. Evet. Yine en büyük sezonuç üyelerimizden inşaat sektöründe yaklaşık 450 civarında üyemiz var Sayın Bakanım. Burada üyelerimizin çok büyük bir şeyleri var. Bir kaygı içerisindeler. Hani bu müden alımıyla alakalı. Bunu size de çok zaman geldi. Aslında öncelikle ben müden için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten bu müden Giresun'a bir kazanım oldu. Özel sektörden inşallah Giresun'a hizmet edecek. Sadece burada bir veri olarak bahsetmek istiyorum. Giresun'da konut sahibi olanların oranı hane başı %75 Sayın Bakanım. Ne sahibi olanların? Konut sahibi, yani. Hane başında. Yani şu anda %75'in evi var. %25'i şu anda kiralı. Fakat bunun yanında müteahhitlerimizin ve müteahhitlerimizin binası tamamlanmış ve tamamlanmak üzere inşaat halindekiler hariç bunda. Onun için de iş adamlarımızın şöyle bir kaygısı var. Ya tabii zor da bir ekonomik bir süreçten geçiyor iş adamlarımız. Yani orada bir kaygıdalar. Acaba bunun sayısını diyor biraz diyor düşürtebilir miyiz? Yani bir yanılırsam 500 civarında bir konut gibi bir şey düşünülüyor. Yani bunu 150-200'e düşürsek de yani bir sektör kümelenmesi gibi oradan işte mobilya, asansör makine gibi, kuru gıda şey gibi, inşaat firmaları gibi öyle bir grup kümelenmesi yapsak da hem Giresun'un bu arsa fakir olan Giresun'a da bir nefes aldırmış olsak diye böyle bir talepleri var iş adamlarımızın. Yine 6000 sizlerde bahsetmiştik makamınızda Ankara'da 6111 sayılı teşvik kanunundan sigorta primi desteğinden dolayı ceza yiyen iş adamlarımız vardı. Bununla alakalı çalışmaları yapmıştınız. Müjdeli haber inşallah birazdan açıklandı mı zaten? Şu anda biz duymadık ama açıklandıysa mutlaka açıklanır o zaman açıklanmadıysa. Bizim en büyük sorunumuz sizin de üzerinde hassasiyetle durmuş olduğunuz konu kıyı kenar çizgisinin sorunu. Otel restoran yapımında sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda zaten hassasiyetinizi biliyoruz Sayın Bakanım. İnşallah bizler için hayırlı olur. Ben burada bir özel idaresinin binasının otele çevrilmesiyle alakalı öncelikle Sayın Valilerimiz Hazır Sayın Şahin ve Hasan Karahan Valimize adlarınıza teşekkür ediyorum. Hatta ilgilenen meclisi başkanlarınıza ve meclisine de. Çünkü bu kararı almak kolay değil. Yani şu anda Giresun'a baktığımızda genel manada
otel yapacak kişileri şu anda davet edemiyoruz. Gelmiyorlar. Burada ekonomik bir olarak sahip olduğumuzu gösteriyor Sayın Bakan. Burada devletimizin bu konuda, Sayın Valilerimizin, İlizler İdarelerimizin buna el atması tabi başta Sayın Bakanımız olmak üzere bize de çok sevindirdi. Fakat yanımızda bu hakkı ödemek sıkıntımız var. 5-10 trilyon lira 20 bir rakam. Otele herhalde. Yani ona da çünkü bizim için çok önemli. Hatta bir de şeyiniz var. Bu gümrük finansıyla alakalı 2000 metrekare fuar alanı yapıyorsunuz ya. Orada inşallah bizim için çok önemliydi. Bunu biz hedeflemeyi düşünüyorduk yapmayı ama imkansızlıktan dolayı bir türlü yapamadık. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizim bu konuda da yükümüzü almış oldu. 450-500 kişilik bir konferans salonu ile birlikte bir hizmet alanı ve yaklaşık 30 yataklı bir otel eğitim tesisi. Hakikaten Sayın Bakanım bu bizim için çok faydalı oldu. Allah razı olsun. Bir yaramıza da inşallah mehlem olacak. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de Sayın Bakanım. Biraz konuyu atıyorum ama aslında size pas atıyorum bu arada sorunlarla alakalı. Orada Giresun Karayolu'nun kalkınma ajansı var Tokan. Sayın Valimizle biz de yönetimindeyiz burada. Çalışamıyoruz Sayın Bakanım. Burada Ordu'da, Giresun'da buradan ayrılmak istiyoruz. Yani bize burada ayrı bir ajans da var abi. Bir daha ilave edebilirsiniz. Yani uyum da sağlıyoruz. Kişilik olarak da farklılıklarımız var. Kaynak önemli değil, moral önemli Sayın Bakanım. Moral, oraya gittiğimiz zaman moral bulmuyoruz. Aksine morallerimizi orada bırakıp geliyoruz yani. Bir de bu biliyorsunuz da Sayın Bakanım şeyler açıldı. Havalimanımız açıldı. Haliyle birlikte turistlerimiz gidecekler. Buraya bir turizm yatırımları falan gelecek. Bununla alakalı orman arazilerinde tahsisle alakalı sıkıntılarımız var. Yani bu konuda biraz bürokrasiyi aşarsak mesela bu kulak kayıp orman işletme alanı mesela önlemlerinden bir tanesi alamıyoruz mesela. Orada orman işletme genelde bu arazileri vermemek için direniyor. Yine küçük sanayi sistemimizdeki esnaflarımız var. Orada aşağı yukarı 300 civarında bir 300-350 civarında bir işletmemiz var burada. Elektrik altyapısının modernize edilmesi konusunda, yer altına alınması konusunda bize de talepler var. Var değil mi? Var arkadaşlar burada gördüm. Bir de ayrıca Sayın Bakanım sizlere bir proje sunmuştuk. Lojistik köyle alakalı en son makamınızda birkaç eksiklerden bahsetmiştiniz. Biz bu eksiklere çalıştık. Burada arkadaşların huzurunda dosyayı size takdim ederek ben kürsüyü Sayın Valime takdim etmek istiyorum. Dosyayı alayım. Lojistikköy dosyamızı Sayın Bakanımıza takdim ettik. Ben sözlerime burada son verirken yapılacak olan toplantılarımızın hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Oda Başkanımız Sayın Çakın'ın konuna açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve Sayın Valimiz Hasan Karahan'ı konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan, Sayın Milletvekili, İl Genel Meclisi Başkanımız, çok kıymetli sanayicili ve iş adamlarımız, hayırlı olsun toplantımız. Sayın Bakanımızın bir müddet ilimizde bulunması münasebetiyle sık sık çeşitli vesilelerle, çeşitli kesimlerle bir araya geliyoruz. Giresun'un sorunları, Giresun'un sorunlarının çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz. Giresun'un özellikle son yıllarda tabii büyük ivme yakaladı. İnşallah daha da geliştik işte. Havaalanımız büyük bir imkan. Bunu hepimiz yani Giresun'u öyle söylüyoruz tarihini. Havaalanından önce ve sonra diye artık. Bir anda o gün oradaki şoray balıkçısı mesela herhalde senelik için oyun yaptı yani.
hakikaten yani meyve hemen dikince, ağaç dikince hemen meyve verir mi? Verdi havalanı. Hemen açıldığı gün ciddi bir meyve verdi. İnşallah daha da olacak. Erbel tünelinin olması büyük bir psikolojik rahatlık. Yani kışın biz o tarafa gitmeyi aklımızdan bile geçiremiyorduk. Şimdi o imkansız ortadan kalkıyor. Çünkü kısa bir zaman diliminde inşallah tamamlanacak. Organize sanayilerimiz tamamlanıyor. Birincisindeki eksikleri gideriyoruz. Büyük bir altyapı sorunu var orada ama işte özel idari imkanlarımız, yerel imkanlarla kısmen ve yavaş yavaş çözüyoruz. Ama çok ciddi de şey kalmadı işin doğrusu, sorun kalmadı. Artık iş adamlarımızın oradaki boş o parselleri de değerlendirip yatırımlarını orada atölyeden fabrikaya dönüşmeli. Biraz orada atölyevari kuruluşlar var. Onun artık fabrika olması lazım. Yani atölyecilikte sanayi olmaz. İkinci organize sanayide ciddi mesafe aldık. Artık yer tersitlerini yapacağız. Orası da çok özellikle hem havaalanı çok yakın hem otobanın üstünde. Özel bir organize sanayi bölgesi. Şu diğer teşvikler, KOBİ'ler, DOKAP, DOKA, kırsal kalkınma destekleme, onların hepsi faal. Hepsinden faydalanabilir. Valimiz bu konuda elinden geleni yapıyor. Tabii Giresun'da müteşebbis sıkıntısı var. İşte söyle, sizi hazır bulmuşken sanayi konusunda başkan da söyledi. Bir şeyler yapılabilir ama hizmet sektörü de istikbali olan, geleceği olan bir sektör. İşte turizm hep söylüyoruz. Arap turistlerin ciddi ilgisi var. Ve Giresun en avantajlısı. İşte hem havaalanıyla hem betonlaşma işiyle hem yaylalarıyla hem işte diğer tarihi, coğrafi güzellikleriyle bu konuda gerçekten en avantajlı il. Ve küçük olması da sempatik oluyor, ilgi çekiyor. Dolayısıyla bunu da biz, bu avantajı da kullanalım istiyoruz. Bunu bir üstünlük teorisi anlamında bundan faydalanalım. Bu da tabii hizmet sektörünün gelişmesiyle olur ki Giresun en fakir sektör. Yani hizmet sektörü sıfır. Hiç kimse diye sıfırın üstüne bir diyemez yani. Bu kadar kötüyüz. Görüyoruz da yani işte hizmet. Hepimiz alıyoruz. Dolayısıyla o konuda da artık iş adam müteşebbis sıkıntısı var. Onun için yani müteşebbisler hazır böyle az olunca oraya da biz rica ediyoruz. Özellikle el atın yani hizmet sektöründe de bir takım girişimlerde, yatırımlarda bulunun istiyoruz. Dediğim gibi istihbarat hakikaten bütün artık modern dünyada biliyorsunuz artık hizmet sektörü, yükselen sektör, hizmet sektörü bu konuda da Giresunlulardan biz girişim bekliyoruz. Tabii öncelikle de sizlerden bu işin zaten teşebbüs kimliğiniz var. Onun dışında biz bürokrasiyi azaltmak için uğraşıyoruz ama maalesef biz de bu bürokrasiden şikayetçiyiz. Hemen her alanda karşılaşıyoruz. Nasıl aşılırım da bilemiyorum işin doğrusu ben de. Yani bürokrasiyi tamamen kaldırmak lazım en kolay. Yani daha doğrusu devleti bu anlamda bürokratları önce asıp sonra idam mı edilebilir ya da önce asıp sonra mı yargılıyorlar? Hakikaten çözemiyoruz. Yani bir başka bakıyoruz biz olaya. Bu konuda biz de şikayetçiyiz. Mesela örnek vereyim size. Turizm bölgesi ilan ettik. Hükümette iki yeri. Bakanlık ilana çıkamadığı için yatırımcıya hala tahsis edemiyoruz. Bakanlığa yazıyoruz işte falan adam burayla ilgileniyor, buraya ilanı çıkarmıyoruz. Bakanlık turizm bölgesi ilan edilen yeri, turizm bakanı tekrar Orman Bakanlığı'na soruyor. Ya bunu zaten ilan ettiniz, bakanlığın kurulu kararı var. Bunun adı turizm bölgesi. Bunu tekrar Orman Bakanlığı'na tekrar niye soruyorsunuz? Ondan görüş alıyorsunuz. Genelde hayat verici olumsuz görüş geliyor. Yani turizm bölgesi ilan edilen yeri nasıl olumsuz görüş gelir? Onu da anlayabilmiştir. Bu nasıl bir mantıktır? Ama bu sıkıntılar var. Hakikaten MERA ile sıkıntılarından zaten o da ciddi bir sorun biliyorsunuz. MERA konusu çözülemedi maalesef. Yaylalar, MERA'lar, orada da bizim turizm yatırımları biraz da orada da şey var. Ama bunlar bir şekilde çözülmesi lazım. Tabi burada Sayın Bakanımızın himmeti, desteği bizim için önemli. Ama hepsi bir araya, hepsi bir yana müteşebbis arıyoruz. İşte oteli ilana çıktı bir sene oldu. Hiç kimse ya nasıl bir oteldir, nasıl bir yerdir bize bu konuda bir bakalım bize ne dersiniz ya da biz yapabilir miyiz diye hiç Giresun'dan bir kimse elimizi tutmadı şu ana kadar.
Yani orada bir adamın emrini aşağı yukarı 50 trilyonu veriyoruz yani. Orası arsası ve binası olarak şu anda 50 trilyonu veriyoruz. Üzerinin 5-6 trilyonu tamamını kardeşim, ondan sonra işte 10 sene, 20 sene, 30 sene neyse o zamanlamayı konuşalım. Burayı kirasız öde tamamla. Yani sırf düğün parası 2-3 trilyon geliyor yani sırf cirası olarak. Yani 200 düğün yapsa 10 milyardan. En kötü düğün, en kötü yerde çadırda yapsanız 10 milyar yani diyor. Yani bunun hani biz matematiğimiz biraz kuvvetlidir. Lisede de matematik bölümündeyiz. Hakikaten yani kimse elimizde tutmadı yani. Sayın Bakan bir taraftan telefonlarda, biz bir taraftan bizzat aradık, otelciler aradık. Bu Galatasaray Başkanı oldu. Hayırlı olsun Dursun Bey aradık, yok. Ses yok. Titanikçiler aradık. Ses yok Aygınları. Yani yani ne yapabiliriz onu da bilmiyoruz. 8-10 kişiyle görüştük aradık. İnşallah olacak ama bundan vazgeçmedik. Olmasa ben işleteceğim artık. Ya bir mahalli bir taraf var. Onun dışında diğer işler yürüyor. Gönül binamız inşallah açılacak, yapılacak. Ondan ciddi mesafeler aldık. Diğer yatırımlar devam ediyor. Güney Çevre Yolu tabi önemli proje inşallah da tamamlanacak. Ben Sayın Bakanımıza Giresun'la ilgili bütün çalışmalarda bize önderlik ettiği için, destek verdiği için ve işte bu tür önerilerimize de her zaman sahip çıktığı için özellikle teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sanayici iş adamları arkadaşlarımızın da artık biraz daha sanayici gibi düşünmelerini, yani esnaf mantığını bir tarafa bırakıp sanayici olun artık. Yani bunlar kadar esnafla yürüyecektiniz yani. Bu mantalite farklı biliyorsunuz, esnaftaydı, sanayicilerdi. Deyip sözlerimi tamamlıyorum. Sürçülisan ettiyse affola. Saygılar. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canet'i konuşmalar yapmak ve sanayicilerin sorunlarına saygılarımızı teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşım, ticaret ve sanayilerimizin değerli mensupları, ben de hepinize kolay gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, biraz önce Hasan Bey birçok konuya değindi. Biz de bu alanlarda da gündeme gelen konuların hemen hemen tamamını müzakere etmiştik. Defalarca konuştuk, tartıştık değerlendirdik. Sizlerle ilgili arkadaşlarımızla masaya yatırdık. Daha ilk Giresun'un teşvik kapsamına alınması gibi bir mega hedefte dahil olmak üzere, şimdi buna gülüp geçmeyin, o zaman gerçekten mega hedefti. 2002 yılının sonlarında Giresun'un aynı ordu gibi teşvik kapsamına alınması en büyük hayallerden bir tanesiydi. Yani neredeyse havaalanı gibi. Onlar da dahil olmak üzere ve o andan itibaren bu konuda sürekli Giresun kamuoyuyla, sizlerle, ilgili arkadaşlarla istişare ettik, değerlendirdik. Ve sonuç itibariyle bir yöntemle, bir yönetim biçimiyle bunları adım adım uygulamaya koyduk, hayata geçirmeye çalıştık. Önce şunu hemen söylemem gerekiyor. Bu yatırımların gerçekleştirilmesinde hiçbir zaman irrasyonel, subjektif bir yaklaşım içerisinde olmadık. Yani şu veya bu nedenle işte siyasi kaygılarla ya da başka sahiplerle hareket etmedik. Sadece Giresun'un gelişmesi, kalkınması ve ileriye yürüyebilmesi için, iddiasını sürdürebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Hangi seviyede, düzeyde yapılması gerekiyor? Ve hangi ölçekte yapılması gerekiyor? Bunları esas aldık. Tamamen rasyonel, tamamen gerçekçi, reel yaklaşımdan hareket ettik. Bunu şunun için söylüyorum, çünkü Türkiye'deki siyasi kararların ortaya çıkmasında subjektif faktörler her zaman etkileyici, belirleyici olmuştur. Siyasetçilerin ve ülkeyi yönetenlerin kararlarına yön vermiştir, şekillendirmiştir. Yani bunu anlatılmak istenen, siyasetçiler esas itibariyle insanların, seçmenlerin seçmen tercihini etkilemek amacıyla ya da
onların kanaatlerini yönlendirecek şekilde, değiştirecek şekilde, kendi siyasi düşüncelerine kanalize edecek şekilde kararlarını vermişlerdir ve bu temel belirleyici kriter haline gelmiştir. Geçmişte bunun sayısız örnekleri vardır. Belli ölçülere kadar bu olabilir. Yani sonuç itibariyle siyaset yapılıyorsa elbette kriterlerden bir tanesi olabilir. İşleyiş tarzının belirlenmesinde, yatırımların hayata geçirilmesinin, yönetilmesinin şeklinde zaman zaman bu tür kriterlerinde dikkat alınması gerekebilir. Ama bunun ölçüsünü kesinlikle kaçırmamak gerekiyor. Hele biz, ben 2002 yılında hatırlıyorum, sürekli de kamuoyuyla paylaşıyorum. Yani bir yatırıma başlayacaksınız, sonra 10 yılda, 12 yılda tamamlayamayacaksınız ve yatırım daha işletmeye açılmadan çürümeye başlayacak, eskimeye başlayacak. Tabii bu noktaya da gelmemesi gerekiyor. Bu da en uç noktalarından bir tanesi ve maalesef Türk siyasi tarihinde çok sık karşılaşılan ve damgasını vuran tarzlardan bir tanesiydi. Birçok alanda, sadece yatırımlar için değil, geçerli değil. Mesela rahmetli Ecevit hangi yılda hatırlamıyorum, bu emekli yaşını, emekli olma yaşını yükseltmişti. Tarihler dediğim gibi şu anda hatırlayamadım. Ve gerekirdi çünkü aktüelye dengenin sürdürülebilmesi için o alanda mutlaka bir radikal bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu düzenlemeyi rahmetli Ecevit yapmıştı. Daha sonra Demirel, miktara gelirsem bu emeklilik yaşını tekrar düşüreceğim diye bir taahhütte bulunmuştu. Ve gerçekten geldikten sonra da dediğini yaptı. Tekrar eski hale geldi. Bu bize yaklaşık 600-700 milyar liraya mal oldu Türkiye olarak. Çünkü sistem, yani sosyal güvenlik sistemi mevcut katkılarla sistemi döndüremez hale geldi. Yetersizdi. Normalde her 4 çalışan ancak bir kişiyi besleyebiliyor. Yani bir emekliyi ancak finanse edebiliyor. Bir hali düşmüştü. 2006 şu anda 2 civarında bu oran. Olması gereken %50'sinde daha halen sistem. O nedenle zaten yani çökmüş vaziyette. Türkiye ortalaması 2'ye 1. Yani 2 çalışan bir emekliyi finanse ediyor. Bu yetmiyor. 4 olması gerek. 4 çalışan bir şey. Bir emekli. Ve bu uzun vadeli bu çalışmadan sonra, yani rahmetli Cevit'in yaptığı düzenlemeden sonra tekrar geriye dönüldü. İşte daha sonra tekrar düzeltildi. Sonra bir miktar biz de arttırdık. Bizden önce de arttırmıştı. Biz de arttırdık. İşte 32 sene sonra falan ancak rentable ve aktuarya denge tekrar dönebilir hale gelecek inşallah. Onun sonucunda bakın 1990-2002 yılında o zamanki Çalışma Bakanı Sayın Yaşar Okya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bir konuşma var. Sistemin iflasını açıklamıştı. Artık sosyal SSK maaşları ödeyemiyor ve iflas ettik diye. Bütün bunların sonucunda. Yani siyasi kaygılarla hareket etme, karar verme ve yönetim biçimini ortaya koymanın örneklerini paylaşmak için bunları söylüyorum sizinle. Sayısız örnekler var birçok alanda yani. Yine birçok ilde sadece o ilin bakanı olduğu için o faaliyet alanıyla alakalı olarak ihtiyaç olmamasına rağmen, o bölge için, o il için öyle bir yatırım gereksiz olmasına rağmen, rentable olmamasına rağmen mesela havaalanlar yapıldı. Halen bile kullanılmayan, bu şekilde yapılan, isim vermeyeceğim, il olarak da, şey olarak da havaalanlar var. Yani yatırım yapıldı. Ama ben bu kaygıyla, rasyonel gerekçelerle değil de gerçekten ihtiyaçlar ön plana çıkartılarak hem bölgenin hem de ülkenin ihtiyaçları, ilin ihtiyaçları esas alınarak bir yaklaşım biçimiyle değil de sadece insanların siyasi tercihlerini kendi siyasi organizasyonuna kanalize edebilmek amacıyla, yönlendirebilmek amacıyla, onu etkileyebilmek amacıyla yapılan yatırımlar ve maalesef bu kaynak israfı anlamına geliyor. Bu kaynakların kötüye kullanılması anlamına geliyor. Sokağa atılması, hem edilmesi anlamına geliyor. Dediğim gibi bunun çok sayısı örnekleri var. Ben çok ayrıntıya girmeyeceğim. Birkaç tanesini verdim sadece. Biz hiçbir şekilde, hiçbir yatırım için böyle bir tavır içerisinde kesinlikle olmadık. Bir tane örneği yoktur. 13 yıldan beri
bu ülkeyi yönetmeye çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. 13 yılda hiçbir yerde böyle bir örnek gösteremez bize. Yine biraz önce Hasan Bey'in havalarla ilgili verdiği örnek de aslında bu çalışma biçimimizi yansıtan ilginç örneklerden bir tanesidir. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı. Biz böyle bir yatırımın gerekli olduğunu datalarla, rakamlarla, belgelerle, raporlarla ortaya koyana kadar izin çıkmadı. Ona çıkmadı. Ve doğruydu o yaklaşım. Yani çok ciddi bir yatırım kararı verilecek. Çok ciddi bir kamu kaynağı oraya kanalize edilecek. Ama bu gerçekten yerinde bir şey midir? Yani yerini bulacak mı hakikaten? Ekonomik bir yatırım olacak mı? Rentable bir yatırım olacak mı? Bunların usulüne uygun bir tarzda mutlaka delillendirilmesi, belgelendirilmesi ortaya konulması gerekiyordu. O olana kadar Sayın Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Biz de dersimize çalıştık. Çok ayrıntılı bir şekilde ikna ettik. Hatta 2004 yılında bu Damat Tüvü Fabrikası'nın açılışına Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan o zaman gelmişti. Gelirken Ticaret Odası Başkanımız İbrahim Bey dedi ki, biz bir dosya hazırladık, şeye vereceğiz. Havalan istiyoruz. Özeti bu. Havalan istiyoruz dosyası. Ben dedim ki dosyaya bakın, hiçbir şey yok dosyada. Yani böyle bir yatırımın ihtiyaç olduğunu, mutlaka karşılanması gerektiğini ortaya koyabilecek az veya çok. Hiçbir şey yok. Biz isteriz sadece. Olmaz. Yani eğer bu şekilde hiçbir belge, bilgi, delil, data olmadan gerekliliği ortaya koyabilecek, anlatabilecek eğer bir taleplere olumlu cevap verirseniz işte geçmişte çok büyük bedeller ödeten bir yönetim tarzı ortaya çıkmış olur. Biraz önce örneklerimizi paylaştığımız yönetim tarzı ortaya çıkmış olur. Hiçbir yatırımda da böyle karar verilmedi bugüne kadar. Yani o da son derece önemli. Ama biz de dediğim gibi biz de gerekeni yaptık. Ortaya koyduk, ispat ettik ve sonuçta yatırımı gerçekleştirdik, talimat verin. Böyle olması gerekiyor. Aksi halde heba edilen ülkenin kaynakları olur ve orta ve uzun vadede de kesinlikle negatif etkisi ortaya çıkar. Yani büyümeyi azaltan, büyümeyi küçülten, istihdam kapasitesini düşüren, işsizliği artıran ve bütün makroekonomik dengeleri bozacak şekilde sonuçları negatif bir şekilde ortaya çıkar. Dediğim geçmiş dönemlerde bunun yansımalarını hepsini gördük. Şimdi biraz önce Hasan Bey'in verdiği lojistik köy meselesinde de aynı hassasiyet içerisindeyiz. Yani böyle bir yatırım bir, gerçek ne kadar katkı sağlayacak? Şimdi hemen konuşulmuş yanı da söyleyeyim, biraz önce baktım şeylere. Orada muhtemel yatırım miktarı henüz daha ortaya konulmamış. Ve Giresun'a ve bölgeye ne katacak? Rakam olarak, istihdam adedi olarak ve gelirine katkı olarak ortaya konulmamış. Bu neden önemli? Şunun için önemli. Bir para harcayacağız, ciddi bir yatırım yapacağız. Bu yatırımın sonucunda ne kadar gelir elde edeceğiz, Giresun olarak söylüyorum. Ne kadar ileride iş imkanı ortaya çıkacak. Siz ya hepiniz iş adamısınız, bu işleri biliyorsunuz. Bir yatırım yaparken bunun hesabını, kitabını yapmanız gerekiyor, ortaya koymanız gerekiyor. Dolayısıyla hemen yine ayrıntı değerlendireceğiz. Bunu mutlaka net olarak koymamız gerekiyor ki o zaman gerçekten rantabıl mı değil mi? Değer mi değmez mi? Şimdi mesela biraz burada yani siyaset olarak algılamam ama konuyla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bir mega proje olarak açıkladığı bir proje var. Birçok yönüyle tartışılıyor konu ama benim en dikkatimi çeken husus şu oldu. Diyor ki 20 yılda 200 milyar dolar 200 dolar 200 milyar dolar yatırım yapacağız. Bakın çok önemli. Ne getirisi olacak? 20 yılda toplam 2 milyon 200 bin istihdam üretilecek. İş imkanı ortaya çıkacak. Yani yılda 100 bin ortalama. Ortalama yılda 100 binlik bir istihdam artışı olacak. Ya da bir başka ifadeyle 200 milyar dolarlık yatırım yapıyorsunuz. 2 milyon 200 bin istihdam oluşturuyor. Bu çok ağır bir maliyetli bir proje. Neden? Çünkü 200 milyar dolarlık yatırımla en az 15-20 milyon istihdam oluşturulabilmesi gerekiyor. Yani gerçek anlamıyla tam bir fiyasko. Ya bir hesap, insan Allah aşkına bir hesap kitap yapar. Ben söylüyorum birçok yerde. Madem hiç olmazsa şey yapıyorsun,
Salla gitsin, zaten sallıyor da yani hiç olmazsa 10 milyon de bari yani. O kadar bir basit şey ki, 200 milyar dolar yatırım yapıyorsunuz, karşılığında 2 milyon istihdam oluşturuyorsunuz. Bu kadar bir dengesiz bir proje olur mu Allah aşkına ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hiç kimse böyle bir projeye adım atmaz. Yani siz böyle kendi herkes kendi alanlarına bir şey hesap etsin. 100 milyon dolar yatırım yaptığınız zaman kaç istihdam sağlarsınız? Tabii sektöre göre değişir ama şey olarak 100 milyon dolarla en az 3-4 bin bir istihdam kapasitesi ortaya çıkar. Ortalama olarak. Böyle hesap ettiğiniz zaman 200 milyar dolarla çok daha büyük bir istihdam oluşturulması gerekir. Yani bu ne anlamına geliyor? Kaynakların tamamen heba edilmesi anlamına geliyor. Rantabl olmayan bir proje anlamına geliyor. Maliyetiyle getirisi arasında maliyeti aleyhine inanılmaz bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Böyle bir proje. O nedenle önemli yani bir yatırım yapılacak. Yatırımın sonunda Giresun ne kazanacak? Bütün bunları ortaya koymamız gerekir ki bunlar hep beraber çalışacağız inşallah. Ancak ondan sonra, emin olduktan sonra çünkü bununla ilgili bütün kurumlara oturup ikna edeceğiz. Biz önce kendimiz tabii ikna olduk. Sonra ilgili kurumla oturup konuşacağız. Para isteyeceğiz, proje isteyeceğiz, yatırım isteyeceğiz, şunu isteyeceğiz, bunu isteyeceğiz. İsterken tabii elbette sorulacak bu sorular. Sorulması da gerekir zaten. Her proje için sorulması gerekir. Şimdi üçüncü organize sanayi bölgesiyle ilgili zaten yavaş yavaş seslendirmeye başladık. Ama oranın konseptinin 1 ve 2'den farklı olması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Şu anda bile Giresun'da bazı fabrikalar işçi bulmakta zorlanıyor. Özellikle tekstil taşlı olmak üzere. İkinci organize sanayi bölgesinin bütün olarak faaliyeti geçmesinden sonra en az 6-7 bin, yani ortalama 7500 kişilik bir istihdam kapasitesi oluşturacak orası. Bunun anlamı zaten işsizlik noktasında bir sıkıntı başlamış, bu daha da ağırlaştıracak. Biz böyle bir ortamda 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde konvansiyonel olarak aynı içerikte bir planlama yaparsak, bu çok fazla ilave katkı sağlamaz zaten çünkü işsizlik problemi büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Ayrıca yeni yatırımcılar, aynı alandaki yatırımcılar açısından istihdam, yani iş gücü problemi emek piyasasında bir sıkıntı oluşacak, istediği işçiyi bulamayacak. Dolayısıyla oraya başka bir şey düşünmemiz lazım. Belki çok fazla istihdam üretmeyen ama daha yoğun teknoloji, katma değer üreten alanlarla ilgili bir ihtisas organize sanayi bölgesi planlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani her adım atarken nereye varacağını, nasıl bir sonucu ortaya çıkaracağını hesap etmemiz lazım. Eğer bu şartlar altında 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni aynı 1 ve 2'deki içerikle açarsak, inanın orada fabrika bulamayız. İşçi bulamayacağı için fabrika gelmez. Kesinlikle bulamayacak işçi yani. Şu anda bile dediğim gibi insanlar ağırlıklı olarak bizden bir kamu kurumlarında iş talep ediyorlar. Biz diyoruz fabrika istiyorsan hemen hazır yani. Oraya gönderiyoruz, yönlendiriyoruz ve bu gelişimden, yani bu son gelişlerimize de sürekli olarak birkaç arkadaş bize hatırlattı. Yani işçi bulamadıklarından bahsetti. 7500 ilave talep ortaya çıktığında bu daha da ağırlaşacak. Onun üzerine bir de 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni aynı alanda faaliyette bulunan, yani istihdam üretim potansiyeli olan fabrikalarla eğer donatırsak, orayı tercih edersek iyice anlaşmış olacak. Dolayısıyla oradaki yatırımlar feasible olmaktan uzak hale gelebilir. Onun için orada daha yoğun bir teknolojiye yönelmemiz lazım. Onun üzerine çalışmamız lazım. Alan çünkü dar. Çok iyi burayı da mesela çok iyi değerlendiriyoruz. Şu an itibariyle %45'i falan tahsis edildi. Kalanı bekleyeceğiz. Önce fabrikalar bir noktaya gelsin. Orada da seçerek, talep çok fazlasını talep. Mevcut kapasitenin 3 katından daha fazla. Ama mutlaka özelliği olan biraz teknolojiyi bir miktar en azından az olsa uygulayabilen ve katma değeri biraz yüksek ürünler üreten fabrikaları tercih ediyoruz. Hatta tek tek onların İstanbul'dan diyelim, o talep, o çift var oradan talep. Bahadır Bey arkadaşlar onlar gidiyorlar, yerinde geziyorlar fabrikalar üretim
imkanlarına, potansiyellerine, mali yapılarına hepsine tek tek bakıyorlar ve ona göre karar veriliyor. Orada da bazı arkadaşlarımız da bize küsüyorlar, kusura bakmasınlar ama onda kararlıyız kesinlikle yani. Bizim yakın arkadaşlarımıza dahil, çok yakın arkadaşlarımız var, belki burada olan da vardır. Yani bu şekilde eğer orada bir gevşeme yaptığımızda inanın prestiji bana kalmaz. Havalı şey var, ikinci organize sanayi bölgesi. O ağırlığını koymamız gerekiyor. İki noktada hassasiyetimiz var. Bir, çevreye zarar verecek işte kimyasal ona benzer alanlarda fabrika istemiyoruz. Çevre tahribat yapabilecek, yapma potansiyeli olan alanları kesinlikle izin vermiyoruz. İkincisi de biraz katma değer oluyor. İşte makinane bir tekstil de var ama onlarda da yine boyutuna şeyini seçiyoruz. Büyüklüğünü, üretli mal cinsi miktarı, makine ağır işte onlar üzerinden özellikle istiyoruz. Biraz farklı olsun, özellikle olsun. Basit atölye tarzında bir şey olmasını istiyoruz. O iki noktaya dikkat ediyoruz ve dikkat etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim başka alanımız yok. O ücretlerin seviyesinin daha yüksek olmasına da yol açacak. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla üçüncü sanayi bölge, organize sanayi bölgesiyle ilgili bilişim alanında eğer bir şey yapabilir miyiz? Hamle yapabilir miyiz? Bu da Giresun'un çağatlamasına yol, yani bir hamle, birkaç hamleyi birden atan almasına yol açacaktır. Bilişim o alanlarla alakalı bir organize, ihtisas organize sanayi bölgesi. Doldurabilir miyiz? Çekebilir miyiz? Organize edebilir miyiz? Onlara bakacağız. Aslında altyapımız müsait. Her şey var. Üniversitemiz var. Havaalanımız var. Yani ulaşımda herhangi bir sıkıntımız yok. Turizm taleri son şeyde çok hızlı artıyor. İnsanlar yaşama açısından tercih ediyorlar. Bir de uzun yaşıyor. Yani o da var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Giresun yaşanabilir bir şehir her açıdan. Hem ucuz hem güzel. Teknik donanım itibariyle de açıklarımız büyük oranda kapatmış vaziyetteyiz. İşte bir kısmı devam ediyor. Özellikle altyapı yatırımları yani ulaşım eğriyle tüneli başta olmak üzere daha doğrusu Giresun Şebekaresler yolu başta olmak üzere ki standartı çok mükemmel bir yol olacak. Biraz sonra geleceğim buraya. Dolayısıyla bilişim alanında bir ihtisas organize sanayi bölgesini sanıyorum realize edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu alandaki yatırımcılar biraz daha hassas yatırımcılar. Birçok şeyi ister. Altyapının başta olmak üzere bazı bir takım kolaylıkların sağlanması ister. İşte bu alanda, bu noktada tam havaalanının stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani da böyle Samsun'a gelecek, oradan Giresun'a gelecek. Böyle bir şey kesinlikle yanaşmaz bile, hiç bakmaz bile, dönüp bakmaz bile. Ama şimdi gelecek ben. 10 dakikada, 15 dakikada fabrikasına gidebilecek o imkan sağlandı artık. Diğerlerinde inşallah devam ediyor, tamamlayacağız. Şimdi artık mesaimizi bu noktaya yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü daha önce de bir acaba tekstil ihtisas bölgesi olabilir mi? İşte başka bir takım alternatifler geldi. Bunların hepsi hem geride kaldı, daha farklı şeyler düşünmemiz, üretmemiz lazım. Birçok il onu yapıyor zaten. Ayrıca o alanda bir sıkıntı olduğunda sektör olduğu gibi etkileniyor. Mesela 2008 krizinde evet 2008 krizinde en çok etkilenen illerden bir tanesi Denizli'ydi. Çünkü yoğun bir tekstil alanı oluştu. Tekstilde yoğunlaşma meydana geldi. Orada bir sıkıntı başladığında bir anda fabrikalar binlerce işçiyi kapı dışarı koydu. Çok ciddi bir sosyal travma yaşadı Denizli o anlamda. O açıdan da yani biz bu ikinci organize sanayi bölgesinde de tahsil yaparken bu çeşitleme açılarına dikkat ediyoruz. Farklı alanlar, güçlü firmalar, güçlü mali yapılar ve yüksek katma değer. Olduğu zaman sıkıntılarda etkileme minimum seviyede kalsın. Ve sosyal sıkıntılara yol açılmasın. Ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi bilişim teknolojileri kolay kolay şeyden etkilenmezler. Teknoloji, yüksek teknoloji alanında faaliyette bulunan fabrikalar veya yatırımcılar, yatırım alanları krizlerden kolay kolay etkilenmezler onlar. Çünkü zaten kar marjı çok yüksek bir alan olduğu için esneyebileceği bir alan vardır bu tür krizlerde. Pazar payı yüksektir, istikrarlıdır. Rakibi çok fazla değil, yoktur. Ama tekstil, herkes rakip. Yani örnek olarak söylüyorum. Bütün dünya ülkeleri rakip.
Şimdi Avrupa Doğu Avrupa girdi. Piyasaya girip gelmeye çalışıyor. Neyse. Böyle avantajlar var. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya olduğunda inşallah 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni böyle bir konsepte hazırlarız ve onda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hep birlikte inşallah çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu da güzel bir proje olacaktır. Yani Giresun açısından. Şimdi burada tabii korum olarak bir ilçe ismini zikretmiyoruz. Şu an sadece doğu tarafında olacak. Tünel öbür tarafında olacak ama en uygun yer henüz o çalışma yapılmadı. Neresi de çalışması yapılmadı. Zaman gelir onları da yapacağız. En optimal. Çünkü orada hak olarak her ilçe kendi sınırları içerisinde olmasını istiyor. Ama dediğim gibi bizim yaklaşımımız ve kriterlerimiz her zaman en rasyonel nerede olması gerekiyorsa birçok kriterler detaylandırıları kullanılacak. Orada olacak o. Ona göre karar verilecek. Orada da yine o hassasiyeti taşıyacağız. Şimdi demiryolu ile ilgili esasında daha önce Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. Başbakanımız da yaptı. Aslında Başbakanımız havaların açılışında da yaptı. Belki birçoğu kaçırmış galiba onu. Kaçırmadınız değil mi? Çünkü Hasan Bey'in konuşmasından kaçırdığı gibi ben de izledim dedim de. Orada da teyit etti Sayın Başbakanımız bir kez daha. Yalnız Torun demedi de Gümüşhane dedi. Yani doğru Torun Gümüşhane mi? Yani öyle geçiyor şeylerde çünkü. Resmi evraklarda öyle geçtiği için o şekilde söyledi. Gümüşhane Trabolu dedi. Trabolu Gümüşhane'de evet. Ayrıca bir şey daha söyledi. O da belki dikkatlerden kaçmış olabilir. Sahilden Çarşamba, Ordu ve Giresun. Devam etmeyecek ama o. Belki en fazla Trabolu uzatılabilir. Yani oradan zaten şey var. Sahiden bir hattın çekilmesinden de ilk defa bahsettim. Bunları konuşuyorduk. Epey uzun zamandan beri tartışıyoruz. Ama Başbakanımızın ağzından ilk defa, daha önce de Başbakanımızla birkaç kez konuştuk bu konuyu. İlk kez orada söyledi. 22'sinde havaalanına çalışında söyledi. O da çok önemli proje. Çok pahalı, çok maliyetli. Demir yolu zaten de hızlı tren alacağı için hepsi pahalı. Yani Çarşamba'dan Ordu'ya ve Giresun'a gelecek olan bir hat. Çok gerçekten bu bölgede inanılmaz bir canlılığa yol açacak. Biz bu şekilde iki hatla, Giresun, iki hatla birlikte ulaşmış olacağız bütün büyük tüketim alanlarına. Yani bir Samsun hattıyla sahilden, bir de Trebolu Torun hattıyla öbür tarafa. Çok harika bir stratejik imkan olmuş olacak. Yani çok önemli. Mesela birçok il buna sahip değil. Hem deniz şeyden bu tarafa batıya, hem de şeyden doğuya. Torun'dan doğuya, Torun üzerinden doğuya ve Ege'ye, güneye, Akdeniz'e. O gerçekten çok, bu kayıtlara geçti artık, bu iş bitti. Yani bu noktada böyle bir açıklama yapıldıktan sonra bizde iş bitmiştir artık. Bundan sonra detaylar, zaman ve detay yani. O da inşallah yürüyecek. Biz de bunların elbette takipçi olacağız. Şimdi bu güney çevre yolu konusu zaten biz dediğim gibi o da artık karar verildi. Devlet de verdi kararı. Bütün birimler o konuda karar verdi. Şu anda güzergahlerden geçsin tartışması. O da sonlandı aslında. O da belli oldu. Yalnız Hasan Bey söylediği size iletilen talepler çerçevesinde söylüyorum. SDİ'den daha doğrusu Enes'inden çıkacak şekilde olması halinde iki nedenden bir şey yaşayabiliriz. Hem bir ciddi bir zaman kaybı olacak, yeniden bütün biz sıfıra döneceğiz. 2,5 yıl oldu şu aşamaya gelene kadar. Kaç yıl oldu? Terdabey. 2013 yıl oldu. Çünkü bu işler zaman alıyor, böyledir. Yani en zaman alan kısımlar, elbet tünelinde de hepsinde de en zaman alan işler bu işin planlama, güzergah, işte harita neyse yani buna benzer çalışmalardır. Oradan bir zaman kaybına yol açacağız. Sonra tabii maliyet ilave yapalım. 1 milyar lira şunun maliyeti yaklaşık önce. Bir kat süren arkadaşlar. Yani bir kat süren deyip geçiyoruz ama yani şöyle bir sayamazsınız da yani neyse. Şöyle düşündüğünüz zaman hakikaten çok büyük kaynak. Çok büyük para. Bence adım adım gitmek lazım. Yani bu diyelim bunun yanında biraz daha küçük proje olarak kalıyor. Bunu şey yaptıktan sonra inşallah belli bir noktaya geldikten sonra diyelim İhalesi yapıldıktan sonra biz ona başlarız bir taraftan. Onun altyapısını ve işte ilgili bakanlıklarla ilgili görüşmelere başlarız. Gün haftaya gelir ve devam ederiz inşallah.
Ama önce bunu bir halletmemiz lazım. Şimdi şeyimizi bozmayalım diyor. Rotaya girdi, bir noktaya geldi. Kulvarına girdi, yürüyor. Tıkır tıkır yürüyor. Bir sıkıntımız yok. Yakında proje adresi yapılacak. Ondan sonra da devam edecek zaten iş. O yüzden güzergah da iyi, en güzel şekilde tespit edildi. En geniş haliyle tespit edildi. O açıdan da gayet güzel. En son 17 kilometre falan da tünel var. Toplam 26-36, 38 kilometre. Yine yanlış hatırlamıyorsam 17, devam değişiyor. 17 kilometre tünel var. Hakikaten çok büyük yatırımlar bunlar ya. Ama bizim açımızdan hakikaten Giresun'u geleceğe taşıyacak, damgasını vuracak, iz bırakacak yatırımlardan da bir tanesi olacak inşallah. Yani gerçek anlamda mega mega proje böyle yapılıyor. Öyle. 200 milyar dolarla 2 milyon istihdamda olmuyormuş. Şimdi bu liman meselesine gelince arkadaşlar bakın. Daha önce de söyledim. Yani kusura bakmayın bu ifade. Ben onu hiç rasyonel bir yatırım olarak kesinlikle görmüyorum. Oraya dolduracağız. Hazır bir liman. Biz gelir gelmez bizden önce zarar görmüş. İadesi yapılmış ama para gitmediği için yapılmıyordu. 2 yılda gönderdi 23 ya da 24 milyon lira o zamanki fiyatlarda. 2003-2004 rakamları. Gönderdik ve tamamladık. Liman olması için çok da güzel bir liman oldu. Şimdi burayı dolduracağız. Alan kazanmak için limanı. Sonra diyeceğiz ki biz bir liman istiyoruz diyeceğiz bir daha. Başka şurada bir şeyde gemiler çekildi veya neydi, işte nerede olacaksa limanımız olsun diyeceğiz. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. O zaman sormazlar niye limanı kapattın o zaman sen kardeşim? Yani niye limanı doldurdun? Yani böyle bir yatırım talebini ne ben götürürüm ne de kimse kabul eder. Yani hakikaten dayak yeriz sadece yani. Onun için hiç ben akılcı, yani şey, rasyonel bulmuyorum. Hiçbir şekilde o yatırımı, limanımız orasıdır, liman olarak kalacak. Biz ha limanın daha aktif hale gelmesi için çalışıyoruz. O başka bir konu, tamam. O zaten sürekli yapmaya çalışıyoruz. Her zaman gündemimizde, ajandamızda birinci maddelerden bir tanesi. Ama onun yanındaki balıkçı barınağı konusu konuşulabilir. Onu geçerken şöyle bir baktım ben de. Herkesine bakıyorum acaba, yani nasıl olur falan diye. İyi mi olur, kötü mü olur falan. O konuşulabilir, onu bu değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi onda yine oturup daha detaylı çalışmamız lazım. Şu anda bilgiler ham bilgiler. Çok ön bilgiler. Karar verilmiş için biraz daha detaya ihtiyacımız var. Onu nereye taşıyacağız? Orada sıkıntı olur mu olmaz mı? Neyse yani onları hep konuşup ona göre karar vereceğiz. Ama bakın şimdi biz çöp alanıyla ilgili, şu anda çöp dökülen alanla ilgili bir çalışma başlattık. Normalde belediyenin yapması gereken bir iş ama maalesef 50 sene daha geçse yapılmayacak gibi gözüküyor. Sayın Valimiz de şimdi ihalesine çıkıldı. Çöp döküm sahasının işletilmesi ihalesine çıkıldı. Onun da değil mi Sayın Valim? Tesis işletilmesi yani. 10 Haziran'da inşallah Haziran sonuna kadar tamamladıktan sonra biz buraya çöp dökümünü yasaklıyoruz. Tamamen kapatıyoruz artık. Önce sahilebilmemiz için önce bir dökümü, yani mevcut dökümü durdurmamız lazım. Ondan sonra da projesini geliştirmemiz lazım. O da çok önemli bir proje. Gerçekten farkında değiliz belki ama yani halen her şeyi hallettik. Yani mükemmel bir coğrafya, mükemmel bir tabiat. Ama gel de gör ki çöpü alıyorsun, denizin kenarına döküyorsun. Allah aşkına ya. Yani böyle bir şehrin ilerlemesi hele turizm alanında hiç mümkün değil. Bir defa o bir algı oluşturuyor bütün insanlar üzerinde ve o algı da çok kötü bir algıdır yani. İstediğin kadar şöyle yaptık, şöyle güzeldir, şöyle huyumuz var diye istediğiniz kadar çıkın ortaya konuşur. Onu gördükten sonra adam yani daha dönüp bakmaz bile. İnşallah orayı da ondan sonra dolgu alan olarak yapacağız. Yani dolduracağız ve üzerinden şeyi yayacağız. Çöpleri. Taşıma imkanı da yok. Çok maliyetli olur. Bir de nereye taşıyacağız ayrıca? Başka soru da o. Nereye taşıyacağız? Onu usul uygun teknik imkanlar kullanılarak bilimsel bir şekilde toprakla karıştırılarak doldurulan alana yayarak derenin bu tarafta dahil olmak üzere birlikte yaklaşık da 180 dönümlük bir alan kazanıyoruz. Yani bizim bayağı işimizi görür, işimize yarar. Biz bu dolgu alanlarını bina yapmak için zaten talep etmiyoruz. O amaçla çıkmadık orada kesinlikle. Yani mesela şu andaki dolgu alanlarından da yine bahsetti Hasan Bey. Orada da dolgu alanlarının da hiçbir yapılaşmaya
imkanı vermeyecek şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Parti tahsis edildi, yanlış yapıldı. Bizim binaya ihtiyacımız yok şimdi. Dolduruldu bir restoran, efendim, kafe, bilmem neyse. Bizim Gömüler şeydeki, Teyerzü'ndeki gençlik merkezi, orası da olgalanan şeyin benzeriydi. Cumhuriyet Parkı'nın bir benzeri orası. Orada gelir getirici hiçbir tesis yok. Tamamı yeşil alan, otopark, futbol sahası, işte diğer oyun alanları, basket sahası, voleybol, tenis yok var burada değil mi? Var mıydı? Neyse, şey yaptım, şu anda tutamıyorum. Konseptimiz o. Sadece çay içilecek olan küçük bir alan yapıldı. O tabii yani oraya gelen de hani bir çayının, suyunun dönmeyi içsin yani veya ufak tefek ihtiyacını gidersin. Diğer şu temelde birkaç gün önce attığımız hem gemiler çekeğindeki alan, yani o lapartin geçişi, hem de eski çöp alanı, yaklaşık 40 dönüm. Orada da aynı projeyi uyguluyoruz şu anda. Hiç bir tane gelir getirici, rant alanı yok, oluşmayacak. Lokanta, restoran ya da ona böyle hiçbir şey oluşmayacak. Tamamı saha. Birer tane büyük çim saha, yani suni çim, normal nizami bir saha, futbol sahası. Onun yanında tenis kortları, basket alanları. Ve bir de orada eski çöp alanında bir de jimnastik sahası yapıyoruz 10 dönümde. Atletizm daha doğrusu, atletizm sahası yapıyoruz. Orada bir ihtiyaç Giresun'da. Dolayısıyla belediye çok talep etti bizden, vermedik. Vermiş olsaydık inanın çok kötü bir şekilde Giresun'un hiç ihtiyacı olmayacak ve Giresun'un geleceğine hiçbir katkı sağlamayacak şekilde değerlendirmiş olacaklardı. Başka alanımızda yok, kalmadı artık yani. İnsanların gezebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği alanlarımızda yok, oraları değerlendireceğiz. Ve yeni çöp, şu andaki çöp alanının da ıslah edilmesiyle ortaya çıkacak olan 180 dönümlük araziyi de aynı mantık ve konsepte değerlendireceğiz. Orada da bir tane şey olmayacak. Gelir getirici bir tesis olmayacak. Tamamı yeşil oyunsal alanları, spor tesisleri. Açık yani, kapalı da değil. Kapalı spor. Kapalı hiçbir şey yapılmayacak zaten. Bina yok yani. Bina yapılmayacak hiçbir şekilde. O şekilde değerlendireceğiz. Çünkü bir örneğini de Teyerzü'nde Gençlik Merkezi'nde yaptık. Sağ olsun Valimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte yaptı o projeyi. Diğerlerini de öyle yapıyoruz zaten. Diğerlerinde yarısını özel idare karşılığı, yarısında Gençlik Spor Bakanlığı gönderiyor, gönderecek. O şekilde sonuç yürütüyoruz. Orası başarılı olunca 24 saat insanlar orada geziyor, dinleniyor, top oynuyor. Gerçek anlamda ihtiyaç karşılanmış. Nereden biliyoruz? Çünkü talepten biliyoruz. Sürekli talep var oraya, sürekli dolu, sürekli kalabalık. O bölgede de ayrıca ilave geliştirmemiz lazım ama şu andaki elimizdeki imkanlar bu. Bunlar ileride arazi sorunu çözdüğümüz ölçüde şey yapacağız. Dolayısıyla bizim limanı doldurmaya ihtiyacımız yok. Birçok açıdan. Hem söylediğim nedenlerden rasyonel bir yatırım değil. Orayı kapatacaksınız, sonra tekrar liman isteyeceksiniz. Niye kapatın o zaman limanı? Oraya yatırım yapıldı, ciddi para harcandı. Liman olarak bir şey yapıldı. Onların hepsi sokağa atılmış olacak. Çöpe atılmış olacak o paralar, gelen paralar. O gün gelen paralar, bugünkü değeri 60 milyon lira. Yazık yani, gerçekten çok yazık olur. Onun yerine biz burada doğru alanıyla inşallah bir alan kazanacağız. Eğer feasible olduğu ortaya çıkarsa o limanın bitişindeki alanın oradan da yaklaşık 100 dönüm, yanlış hatırlamıyorsam 100 dönüm yakında bir alan oradan kazandı. İşte topladığınız zaman size 200-300 dönümlük alan, o da gayet iyi bir alan Giresun içinde. Ama onların da dediğim gibi değerlendir. Çünkü hep şu taraf var. Efendim oralar işte böyle restoranlar, alışveriş merkezleri, neler yapalım. Zinhar.